Sevgili arkadaşlar merhaba. Size bir önceki videomda demiştim ki hayatımızdan belli kesitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani aklıma geldikçe de sizlerle bunları paylaşayım istedim. Yani bir kanal kurduk. Bu kanalın da bir amacı, bir işlevi olmalı. Hani iş olsun diye de kanal kurulmasın istedik. Sevgili arkadaşlar, sene 1992. İstanbul'dayız. Hani arada bir belli bir kesit var. Ondan sonraki kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Karınca kararınca elbette. Sene 1992. İstanbul Üniversitesi'ndeyiz. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi Maliye bölümünü kazanmışız ve burada o meşhur Beyazıt'ta o büyük kapıdan içeri girmişiz. Zor şartlar içerisinde elbette bütün bunları aşarken hep şunu söylüyoruz. Bizim bulunduğumuz jenerasyon, bizim jenerasyonumuz bütün sıkıntıları yaşayan jenerasyon. Bizden 2-3 dönem öncesinde abilerimiz, ablalarımız, dayılarımız okumuş ama ondan sonraki süreçte ciddi anlamda bir boşluk var. Ve bizim jenerasyon o zorlukları yaşayan, birebir yaşayan bizleriz. Bizim arkadaşlarımız daha doğrusu. Geldik İstanbul'a. İstanbul'da yurtta kalmamız lazım. Ve Atatürk Öğrenci Sitesi AÖS. Yani şu an video izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Yani İstanbul Üniversitesi Cevizi Bağ, Topkapı ile ilgili olanlar AÖS'ü, Atatürk Öğrenci Sitesi'ni mutlaka duymuşlardır. Evet, ben de Atatürk Öğrenci Sitesi'nde kalıyorum. Ve bir iki sene sonra yani ikinci, üçüncü sınıfta yine bir telefon alıyorum. O zaman böyle hani cep telefonları falan da yok. Bir telefon alıyorum. Karşıdaki ses, abi benim lise bitti. Ben üniversite sınavına gireceğim. Ve benim sınava hazırlanmam lazım. Dönemin ortasında liseyi bitiren birisi, üniversite sınavına hazırlanmak isteyen birisi ve beni arıyor. Bu birisi hani başka birisinden duysam belki inanmam ama birebir kendim tanık olduğum için de dedim ki kardeş sen şaka yapmıyorsun değil mi? Daha dönem sömesi tatil olmuş. 15 gün sonra ikinci dönem başlayacak ve sen diyorsun ki okul bitti. Üniversite sınavına hazırlanmam lazım. Eyvallah. Dedi ki dersleri aldım. İkinci dönem almam gereken dersleri peşinen verdim. Ve okul bitti. Sınava hazırlanmam lazım. Kardeşim Umut. Almus'ta okuyor. Almus'ta bizim de burada kalacak evimiz o zaman annem babam Tokat'ta elbette. Burada da çok fazla tanıdığımız hani kalacağımız yerde yok. Ben yurtta kalıyorum. Dedim kardeş zor. Yani nasıl yapacağız? Ben yurttayım. Yani eve çıkmamız lazım. Eve çıkmak için de para lazım. Bunlar zor şeyler ama bir taraftan da hissettirmek istemiyorum kardeşime. Dedim ki bu iş olmalı. Yani beni arıyorsa ve kardeşim beni arıyorsa diyorsa ki ben sınava hazırlanmak istiyorum. Burada bu şartlarda sınava girersem başarılı olma şansım da çok düşük. Onun için ben Büyükşehir İstanbul'da sınava hazırlanmam lazım. Tamam. Aradan bir iki hafta geçti ve bu bir iki hafta içerisinde ben düşünüyorum elbette. Nasıl yapacağız? Ne olacak? Ben ne söyleyeceğim? Hani eve çıkma şansımız da yok bir taraftan yurtta. Umut da yurdu hani çok basit yani istediğin zaman gidip kalınabilen yani ziyarete gidiyorsun misafirliğe gidiyorsun falan herhalde böyle zannediyor kafasına böyle kurgulamış. Şimdi ben de tabii hissettirmiyorum bir şey de söylemedim. Bizim Atatürk Öğrenci Sitesi'ni bilen bilir eski şu an yıkıldı yenisi yapıldı ama eski Atatürk Öğrenci Sitesi 9 ya da 10 bloktan oluşuyordu. Her bloğunda kendine ait bir müdürü, şube müdürü vardı, blok müdürü vardı. Ben gittim bizim müdüre dedim. Bak müdürüm.
Belki size çok anormal gelecek ama benim böyle bir talebim var. Hayırdır, buyur filan dedi. Dedim ki benim odada 4 kişilik odamız var. Bir tane yatak boş. Bu yatağın sahibi de benim arkadaşım, çok samimi olduğum arkadaşım evde kalıyor. Ve her an dönebilme ihtimali olduğu için de yurttan kaydını sildirmedi. Aidatını ödüyor ve kalmıyor. Dedim ki bizim odaya kardeşim gelecek. Ders çalışacak burada dedim. Sen ne yapıyorsun dedi ya. Böyle bir şey olur mu dedi. Bu teklifi dedi ben ne duymuş olayım ne de böyle bir teklifi sen bana söylemiş ol dedi. Nasıl yani müdürüm dedim ya. O da boş. Gelecek kimseyi rahatsız etmez. Bütün herkes sabah erkenden kalkıyor. Okuluna gidiyor. Akşam geliyor. Dersini çalışıyor, yatıyor. Ya bu hayat böyle geçiyor. Gündüz burada kimse olmuyor. Gündüz de kimseyi rahatsız edecek durum da yok. Yok yok olmaz dedi. Ben dedi bunu dedi kabul etmem. Böyle bir riske de giremem zaten dedi. Peki öyle mi öyle? Aradan bir iki gün geçti. Dedim ki kendi kendime düşünüyorum. Bir çözüm üretmem lazım. Yurdum müdürüne gittim. Kaptan vurdum kapıyı içeri girdim. Müdürüm ben 9. blokta 303 no'lu odada kalıyorum. İsmim Turhan. Sizden bir istirhamım olacak, bir ricam olacak dedim. Yani bunu lütfen yaparsak çok büyük bir hayra da girmiş olacaksınız. Bizi de sevindirmiş olacaksınız dedim. Buyur nedir yapabileceğimiz bir şeyse yapalım dedi. Aynen az önce anlattığım olayı da anlattım. Dedim ki 9. blokta 303 no'lu odadayım. Ve burada bir kişilik yer boş. Ve burayla da ilgili kardeşim gelip yanımda kalmak istiyor. Ve burada ders çalışacak. Bununla da alakalı sizlerden yardım istiyorum dedim. Dedi ki ya bu olması mümkün değil. Dedim müdürüm. Yani zor olduğunu biliyorum. Lütfen bize yardımcı olun dedim ya. Yani bak zor şartlardayız ve bunu da yapmamız lazım. Lütfen yardımcı olun dedim. Yok yok dedi kesinlikle olmaz dedi. Bu bir risk. Yurtta kaçak kalmak bir kere sorun. Buna da izin verilmiş olursak biz de suç işlemiş oluruz. Bunu kabul etme mümkün değil dedi. Yukarıdan benim kafamdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. Gerisin geri geldim odaya. Düşünüyorum ama bir an evvel de kardeşime cevap vermem lazım. Olumlu ya da olumsuz. Bunun telaş içerisindeyim. Odadaki arkadaşlarla da konuştum. Diğer arkadaşlarla dedim ki böyle böyle bir olay var. Siz de hani gelirse rahatsız olmazsınız değil mi arkadaşlar dedim. Tabii neden olalım dedi ya. Hatta Şeref kardeşim, Şeref Öztürk'ü de aradım. Dedim ki Şeref kardeşim benim kardeşim de Tokat'tan, Almus'tan gelecek. Burada bir 4-5 ay ders çalışacak. Bununla alakalı da odayı kullanacak müsaaden var mı dedim. Tabii ki hay hay dedi. Neden olmasın? Olur kardeş dedim. Tamam o zaman dedim. Şimdi kafaya da kurguladık. Bizim yurtta da kapıda görevli, birebir bizi tanıyan görevli güvenlik arkadaşlarımız var. Onlara selam verip içeri giriyoruz. Çoğuna kart soruyor ya da sormuyor. Sorarsa da bir kere kartı gösteriyorsun, geçiyorsun. İçeri geçtikten sonra da içeride kimsenin kart sorması filan. Bazen odalarda denetim filan oluyor ama bu da çok ender, yılda bir. Dedim ki, şimdi bir tane arkadaşımdan rica ederim. Bir tane kartını alırız. Beraber, çünkü Umut da buraları bilmiyor. Yurt ortamı nasıl, burada ne yapılır? Bu şartları bilmediği için de dedim ki arkadaşımın birisinden kartını rica ederim, alırım. Ondan sonra güvenlikten, kontrolden beraber geçtikten sonra içeriye, oh tamam oraya kadar bir problem yok. Bunu kurguluyorum kafamda. Tabii arkadaşlarımdan da destek alıyorum. Dedim ki tamam. O zaman bizim köyde de bir evde telefon var. Aradım. Dedim ki anneme, anne Umut'u yarın otobüste bindirin. Gelsin İstanbul'a. Burada ders çalışacak, beraber çalışacağız. Oğlum nerede kalacak? Anne sen gönder, beraber kalacağız. Ayarlayacağız. Her neyse uzatmayacağım çok fazla. Kısa süre içerisinde İstanbul'a geldi Umut.
O kartı filan ayarladık. Heyecanlanmayacaksın. Aman renk vermeyeceksin. Bunları konuşa duralım dedim. Aman bunlardan hiç sanki sürekli gelip gidiyormuşsun gibi, buranın sürekli öğrencisiymiş gibi davranacaksın. Bir kere içeri geçtikten sonra da sorun kalmayacak dedim. Tamam abi dedi. Tamam yaparız dedi ya. Bundan kolay ne var? Yaparız. Tamam. Tamam. Karşıda bizim yurdun girişinin tam karşısında bir tane büfe var. Orada dedik ki içeri girmeden önce de hani yumurtalı patatesli yumurta. Patatesli yumurta birer tane söyledik. Birer tane patatesli yumurtamızı yedik. Haydi Bismillah deyip ben önden, Umut arkadan geliyor. Tabii ben onlar sormadan, güvenlik sormadan ben kartımı gösterdim. Umut arka taraftan kartını göstererek geçti. Ama arkamıza bakmadan böyle yavaş yavaş gidiyoruz artık. Birkaç adım gittikten sonra da kendimizden eminiz. Tamam bu iş dedik. Umut da beni takip ediyor. Güvenliği geçtikten sonra ilk blok sağda, ikinci blok, dokuzuncu bloktu. Dokuzuncu blokta tamam dedim, Umut bu iş tamam. Tamam mı abi? Tamam. Problem yok. Neyse dedik ki tamam odamıza geçtik, yerleştik. Umut'la artık içeride olup bitenleri, kuralları, kaideleri, neler olması gerektiğini falan bunları konuşuyor iken dedim ki tamam. Eşofmanla, şortla, işte burada yaşayan bir öğrenciymiş gibi davranıyorsun. Dilersen de hani eşofmanla karşı büfeye dışarı çıkabilirsin, gidebilirsin, gelebilirsin. Artık bundan sonra sorun yok. Odaya da hani rutin olarak belki gündüz blok müdürüyle beraber görevliler dolaşıyor. Bak kontrol falan yapıyorlar. Orada da blok müdürümüzün adı da Selami'ydi. Kulakları çınlasın diyelim. Sonra dedim ki hiç heyecanlanmaya gerek yok. İçeri gelen birisi olursa kartını gösterirsin. Olur biter. Tamam abi dedi. Gittik geldik. Her neyse uzatmıyorum. Hızlı hızlı anlatayım. Yine aradan zaman geçti. Bir gün geldim. Hızlı hızlı odaya geldim. Umut'a baktım odada yok. Allah Allah dedim ya. Umut bu saatte burada. Koşa koşa gittim kantine. Kantinde iki katlıydı. Giriş kat, üst kat filan bakıyorum. Kantine bakıyorum. Yemek yenen yere bakıyorum. Yok. Tekrar koşarak dedim ki odaya gelin. Ya ne oldu bu çocuk? Nerede filan? Tam da bizim bloğun girişinde bizim blok görevlisi, blokta çalışan Durmuş abi var. Yaşıyorsa kulakları çınlasın. Aramızdan ayrılmışsa da mekanı cennet olsun. Durmuş abi dedi ki gel gel hele sen gel dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi ama ben korkuyorum bir taraftan da ne diyecek ne olacak filan, yüzündeki ifade de hani çok mutlu bir ifade değil. Şimdi size minik bir türkü arası, türküden sonra da bu hikayeyi anlatacağım. Hadi bakalım. Evet, Aze bizim zamanımızın, dönemimizin hani dinlerken, o zaman bu bilgisayar, MP3 filan yaygın değil. İstanbul'da özellikle o zamanın radyolarından Esenler FM, Radyo Umut, Esenler FM. Bunlar da isteklerde bulunurduk ve çaldığı zaman da ya dünyalar bizim olurdu. Düşünün şu Aze'yi radyoda dinlediğimiz zaman dünyalar bizim olurdu. Selam olsun Aze'yi ve Aze türkülerini dinleyen güzel insanlara. Selam olsun Grup Kızılırmak, Grup Yorum'a diyelim. Evet, Durmuş abi dedi ki Turan dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur Durmuş abi dedim. Dedi ki senin kardeşin dedi. Bir korkuttum, bir korkuttum ki dedi. Yapma Durmuş abi, ne yapıyorsun dedim. Çocuk zaten buraları bilmiyor, acemi. Yani yapma, niye yaptın Durmuş abi filan derken. Yok yok dedi, ona dedi iyi bir ders verdim dedi. Peki dedim Durmuş abi, ne oldu? Odaya gittim dedi. Ben hani katları filan temizliyor ya. Odayı açtım, odayı da temizleyecektim. Baktım orada yatağın üstünde birisi oturuyor. Sen kimsin dedim. Ne yapıyorsun dedim. Hani kimlik falan sormaya kalmadı. Kapıyı açtı, vın kaçtı.
Ne oldu peki dedim abi, nerede şu an çocuk, nerede? Bilmiyorum dedi. Allah Allah dedim, yani nerede olabilir, beni de hani not filan da bırakır. Ben arıyorum tabii, blokların aralarında oturma bankalar filan vardı. Oralara dolaşıyorum artık yurdun her tarafına. Dedim ki bir de kütüphaneye gideyim ya. Kütüphanede olabilir belki, gerçi saatte geç olmuş ama bu saatte. Bir baktım en dipte köşeye geçmiş, kafasını da masaya koymuş, böyle ders çalışıyor. Tanıdım, geçtim yanına. Kardeş dedim, hadi geç, geç oldu artık, eve gidelim, odaya gidelim. Yok abi dedi, ben dedi ders çalışacağım dedi. Lan oğlum dedi, kütüphane kapanacak, ne yapıyorsun bu saate kadar dedim. Yok yok abi dedi, ben de biraz daha ders çalışayım, sen git dedi. Gelirim ben dedi. O arada dedim ki, ya kardeş dedim, sana şaka yapmış durmuş abi dedim. Dedim o bizim arkadaşımız, o bizim abimiz, bizi tanıyan, bilen birisi. Sana birazcık şaka yapmış. Hadi gel dedim, gidelim. Tamam abi o zaman dedi. Çocuk da bir tebessüm, bir gülümseme, hani bir mutlu olma filan, o duyguyu hissediyorsun. Dedim ki ben gidiyorum, sen gel hadi. Gittim her neyse. Geçtim odaya. Saat de geç oldu ya. Dedim hadi kardeş gidelim kantine. Bir yemek yiyelim. Tamam abi gidelim dedi. Gittik. Kantinde o akşamın yemeğini yedik. Çayımızı içtik. Gönül rahatlığıyla sınav hazırlığının, bu maratonun bir kısacık bir ara vermiş olduk ama o maratona Umut kardeşimiz de devam etti. Şunu söylüyorum, beni utandırmadı. Bu kadar emeğine, kendi çektiği cefaya, zorluklara hakkını verdi. Bizi de utandırmadı. Beni de utandırmadı. Ve ben hani burada bir itiraf, bir güzellik, hani beyaz yalanlar, pembe yalanlar falan olur ya. Hani bu gayri resmi bir işse, yani bir itirafsa da, evet biz yurtta, Umut Çakır yurtta kaçak kaldı, ben ihbar ediyorum. Yurtta kaçak kaldı. Şu an kaç ay olduğunu hatırlamıyorum, yanlış bir şey de söylemeyeyim ama sınava kaçak kaldı, Atatürk Öğrenci Sitesi'nde hazırlandı. Ve şükürler olsun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve şu an mesleğini icra ediyor. Ve ben kardeşimle de o hep bana der, abi seninle gurur duyuyorum, ben de seninle gurur duyuyorum kardeşim. Evet, bir hikayemizin de burada sonuna geliyoruz. İtiraf ediyoruz. Yurtta kaçak kalan bir avukat var ve bir avukat vardı. Yurtta kaçak kaldı. Bunu da buradan bir kere daha söylemiş oluyorum ve size de az eyle veda edeyim, olur mu? Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Azemillere, veremem veremem veremem, azemillere.